Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok hoş, çok güzel bir bere modeli anlatacağım. Modelini Tuhafiye'den aldım, çok beğendim, bayıldım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Örmesi çok kolay, 1 saatte yapıp bitirebilirsiniz arkadaşlar. Benim modelde de ip kalın kullanılmıştı. Ben de kalın iple öreceğim. Elimde 2 tane 50 gramlık krem yumağım var. Bir tane de batik ipim var. Bundan çok gitmeyecek arkadaşlar. Bundan 50 gramlık ipten 1,5 tane yeterli. Bundan da 50 gram yeterli diye düşünüyorum. Çok gitmeyecek dediğim gibi. Toplamda 1,5 yumakla örebilirsiniz. Ben 7-8 yaş aralığındaki çocuklar için yapacağım. Siz de büyükler için kendinize de yapabilirsiniz. Çocuklarınıza, kızlarınıza da yapabilirsiniz. İki renk kullanabilirsiniz. Bir tanesi zemin rengini koyu içine kullanacağınız kalp deseninde farklı renk kullanabilirsiniz. İki renkten oluşuyor. Benim gibi batik iple de yapabilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Dediğim gibi ipimiz kalın olacak. 50 gram 50 metre bu. Bunlar. Bu ise 100 gram 125 metre ipim var. Tığ olarak da şöyle 2,5 milimetrelik tığla öreceğim. Lastik kısmını birazcık elinize sıkı tutun. Desene başlayınca elinizi geniş tutun arkadaşlar. Böyle yapabilirsiniz. Benimle aynı şekilde başlayın. İpiniz ince ise daha büyük yapabilirsiniz. Onu da anlatmaya çalışacağım videoda. Hazırsanız hemen yapımına geçelim. Ama tavsiyemdir bir tık kalın ip kullanın. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, 8 tane zincir çekelim. İlk önce lastik kısmını yapacağız. 8 tane zincir çekerek başlıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. İpiniz ince ise 10 tane çekin arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle 3 parmağa yakın oldu. Gördüğünüz gibi ipim kalın olduğu için. Şimdi bir zincir atlıyorum. İkinciye başına dolanmadan batıyorum. Sıradaki zincire geçiyorum. Başına dolanmadan batıyorum. 7 tane sık iğne yapacağım. Her birine bir batıyorum. 2 oldu. Sıradakine 3. sık iğnemi yaptım. Sıradakine 4. Sıradakine 5. Çok da elimi sıkmıyorum. 6 ve 7. Evet, 7 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Çevirdim. Hemen ilk sık iğneye bakın. Arkadaki telini alacak şekilde sık iğne yapacağım. Desenli dursun diye bu şekilde sık iğne yapıyorum. Sıradakini de aynı şekilde ortadan arkaya doğru batıyorum. 2 oldu. Sıradakini de aynı şekilde 3 4 5 her birine bir batıyorum. 6 Sonuncuya da 7. sık iğnemi yaptım. Bir zincir çevirdim. Hemen ilk sık iğnemi yine aynı şekilde ortadan dışa doğru sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde git gel yapacağız. Baş çevresi boyutunda kime yapıyorsanız genç kızlarımıza çok yakışır. Ben çabuk bitsin diye küçük yaptım biraz. Evet, böyle 7. sık iğnemi yaptım. Bir zincir çevirdim. Hemen ilk sık iğnemi bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Ve yine her birine aynı şekilde batarak ilerliyorum. İp de kalın olduğu için çok çabuk ilerliyor. Evet, sırayı tamamladım. Bir zincir çevirdim. Hemen yine ilk sık iğnemi bu şekilde batıyorum. Böyle git gel yapacağız. Dediğim gibi kime yapıyorsunuz baş çevresine göre. Biraz da fazladan hani bir parmak ya da 1,5 parmak fazla yapın.
İyi sıkmasın arkadaşlar. Evet. Sırayı tamamladım. Bir zincir çevirdim. Sıradaki sık iğnemi yine aynı şekilde batıyorum. Evet. Böyle dediğim gibi kime yapıyorsanız baş çevresi boyutunda yapın. Sonra size benimle aynı yapmak isteyenler için santim olarak da göstereceğim. Evet. Yapıp döneceğim. Göre kime yapıyorsunuz baş çevresine göre ayarlarsınız. Evet, son olarak buradayım. Şimdi iki ucu birleştireceğiz. Şöyle bu şekilde tutuyorum. Karşıya batıyorum. Bakın karşıdaki tek tele bu şekilde tığım batırdım. İlmeğimi buradan geçireceğim. En sonunda bir zincir çekmişim. Buradan geçirdim. Sonrasında bakın hem buradaki dış tele batıyorum. İpim de aşağıda. Hem karşıdaki tele bu şekilde aşağıya doğru batıyorum. Alttan ilmeğimi alıp bu ilmeklerin içinden yukarıya çıkarıyorum. Şöyle tekrar göstereceğim. Aynı işlemi yapacağız. Sıradaki yuvaya buraya bu şekilde battım. Bir de bu tarafa batıyorum. İpim de aşağıda gördüğünüz gibi ilmeğimi aldım. Bu üçün içinden geçiyorum. Biraz genişletin, kasmasın. Hem buraya bir de buraya batıyorum. Alttan ilmeğimi alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Hem buraya hem de buraya batıyorum. Üçün içinden geçiyorum. Böyle. Sonuncuya batıyorum bu şekilde. Bir de buraya son kısma batıyorum. Evet, tamamdır. Burada bir zincir çektim. Bir sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şöyle buradaki ipimi de saklamak istiyorum. Buraya başına dolamadan batıyorum. İpimi alta alarak sık iğne yapıyoruz. Sıradaki yuvaya yani buraya sık iğne yapıyorum. Başına dolamadan batıyorum. Buraya bir sık iğne. Buraya al bir sık iğne. Evet, burası düz kısmı olacak. Ters de bu şekilde. Şöyle bir, iki, üç. Bakın böyle sık iğneler yapıyoruz. Bir buraya, bir buraya batıyorum. Böyle batacağımız yerler belli bakın. Buraya bir sık iğne. Buraya bir. Elinizi geniş tutun. Ya da tığınızı bir büyük numarayla değiştirin arkadaşlar. Geniş tutamıyorsanız. Şöyle buraya bir sık iğne. Sıradaki bir sık iğne yapıyorum. Böyle batacağımız yerler belli. Evet. Evet, bu şekilde sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar sonuna yaklaştım. Burada son bir sık iğne yapıyorum. Şimdi ilk başladığım zincir burası. Oraya batıyorum. Bu ipimi bırakıyorum. Diğer ipimi alıyorum. Şöyle ilmeği azdan aldım. Bu ilmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle tersinden bu iki ipimizi birbirine bağlayalım. Sıkılansın. Evet. Desenimize geçmiş oluyoruz.
Evet, 3 zincir çekmiştim. Tığımı bir defa doladım. Sıradaki sık iğneye bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bir sık iğne atlıyorum ikinciye. Trabzan. Doladım. Sıradaki sık iğneye trabzan yapıyorum. Arada bir zincir doladık. Bir sık iğne atlıyoruz ikinciye. Trabzan. Tığımı doladım. Sıradaki sık iğneye trabzan. Bir zincir doladım. Bir sık iğne atlıyorum ikinciye trabzan. Doladım. Sıradaki sık iğneye trabzan. Arada bir zincir doladım. Bir sık iğne atlıyorum ikinciye. Bir dolayıp iki çektiğim trabzan. Doladım. Sıradaki sık iğneye trabzan. Evet, bir zincir doladım. Bir sık iğne atlıyorum ikinciye trabzan. Sıradaki sık iğneye trabzan. Arada bir zincir. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldi. Tam da arada benim bir sık iğne kaldı. Sizinkinde kalmadıysa sorun olmaz. Bir zincir çektim. İlk yaptığım zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bu ipimi bırakıyorum. Şöyle krem ipimi aldım arkadan. Şöyle tığımı doladım. Bu şekilde tığımıza dolayın. Böyle tutuyorum. Buradaki bakın. Sık iğne. Arada bir tane atlamıştık. O sık iğneye batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Doladım. Şöyle ilk önce tek. Sonra doladım. Bu ikisinin içinden geçtim. Yani bir tane trabzan yapmış oldum. Tığıma doladım. Aynı yere bir dolayıp iki defa da çektiğim bir trabzan daha yapıyorum. Doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Elimizi dediğim gibi geniş tutalım arkadaşlar. Evet, aynı yere 3 tane trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden şöyle hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Bakın buradaki bir sık iğne atladığım yere batarak bir trabzan yapıyorum. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Aynı yere üçüncü trabzanımı yapıyorum. Böyle. Doladım. Hiç zincir çekmiyorum. Sıradaki bakın buraya. Buradaki bir sık iğneyi atlamıştık. Oraya batarak 3 tane trabzan. 1. Aynı yere 2. Aynı yere 3. Trabzanımı yaptım. Doladım. Sıradaki sık iğneyi buluyorum ve ona yine 3 tane trabzan. 1. 2 ve 3. Evet, bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Burada şöyle ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bu ipimi burada bırakmak istiyorum. Böyle daha kolay oluyor. Diğer ipimi aldım. Şöyle. Diğer ipimi aldım. Şöyle bir zincirimi sökeyim. Şöyle. Öncesindeki olsun arkadaşlar. Bakın buraya. Şöyle öncesindeki. Bakın ortada tam 3 tane trabzanım var. Ortadakine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki trabzana trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektim. Bir zincir doladım. Bunu atlıyorum bakın. Bunu atlıyorum. Bunu bir trabzan kabul ediyorum. Ortadaki trabzanın tepesine trabzan.
Tırma doğdum sıradaki Trabzon'un tepesine. Trabzon. Bir zincir doladım. Bir Trabzon atlıyorum. Ortadakinin tepesine Trabzon. Doladım. Sıradaki Trabzon'un tepesine Trabzon. Şöyle desenimizin ilk sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. Bir zincir doladım. Bir Trabzon atlıyorum ikinciye. Trabzon. Doladım sıradakine. Trabzon. Arada bir zincir. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle en son bir zincir çektim. İlk yaptığımız zincir burada, onun tepesine batıyorum. İlmiği aldım. Şöyle ilmiği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. İlmiğimi genişlettim. Bu ipimi burada bırakıyorum. Diğer ipimi alıyorum. Şöyle tığıma doladım. Bakın. Doladım. Hemen buradaki ilk trabzanın tepesine bak. Buraya. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yine. Doladım. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Aynı yere üçüncüyü yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Yine buradaki batmadığım trabzana bir trabzan atlayıp ikinciye batmıştık. Batmadığımız trabzana 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Doladım. Yine sıradaki batmadığım trabzana batarak 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Doladım. Sıradaki batmadığım trabzanıma, bir alttaki batmadığım trabzanıma trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Arada hiç zincir çekmiyoruz bu sıramızda. Evet, bakın desenimiz çok hoş oluyor. Evet, ben yine bir üst sıraya geçişi göstermek istiyorum arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle ilk yaptığım trabzanın tepesine bu şekilde batıyorum. İlmiği aldım. İlmiği içinden geçirdim. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlmiğimi genişlettim. İpimi arkada bırakıyorum. Evet, arkadaki diğer ipimi aldım. Şöyle bir tanesini söküyorum arkadaşlar. 3 zincir fazla oluyor. Şöyle tam bakın bunun bir öncesindeki 3 trabzanımın ortasındakine, ortadaki trabzana batıyorum. İlmiği aldım. İlmiğin içinden geçirdim. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen sıradaki trabzanın tepesine bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Bir zincir. Aynı işlemi yapıyoruz. Doladım. Şunu atlıyorum bakın. Bunu atlıyorum. Ortadaki trabzanın tepesine trabzan. Doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Bir zincir doladım. Bir trabzan atlıyoruz. Ortadakine denk geliyor, ona trabzan. Doladım. Sıradakine trabzan. Bir zincir doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. Evet, burada da yine ben bir üst sıraya geçişi göstermek istiyorum arkadaşlar. Tam net öğrenin, ondan sonrasını söyleyeceğim zaten. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldiğim bir zincir. Şöyle ilk yaptığım zincirin tepesine yine tığ batırdım. İlmiği aldım. İlmiği içinden geçirdim. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlmiğimi genişlettim. Bu ipimi bırakıyorum. Arkadan krem ipimi alıyorum. Şöyle tığıma doladım. Hemen bakın buradaki trabzanı zaten batmışım, oraya sık iğne yapmışım. Gördüğünüz gibi kaydırma tekniği yapmışım. Oraya batıp bir trabzan yapıyorum. Doladım. Aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Doladım. Aynı yere üçüncü trabzanımı yapıyorum. Tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden yine sıradaki bir altta batmadığım trabzanın tepesine 3 tane trabzan. Bu kadar kolay arkadaşlar. Böyle aynı yere 3 trabzan yaptım. Sonra doladım. Yine
Bir alttaki bakın. Batmadığım Trabzon'un tepesine yine 3 tane Trabzon. 2, 3. Evet, bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Ben size birazdan göstereceğim ne kadar ördüğümü. Santim olarak da vereceğim. Böyle devam edelim. Şaşırırsanız videoyu geriye alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Ne kadar yaptım bakın. Bu renkli kısımdan 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırayı ördüm. Krem yapmadım çünkü krem kısmında eksiltme yapacağım. Şöyle sadece desenim şöyle 11,5 santim arkadaşlar. Sadece desen 11,5 santim, aşağıya kadar da 16 santim olmuş. Evet. Daha büyük yapanlar bir sıra fazla örebilirler. Evet, burada krem ipimi aldım. Şöyle tığıma doladım yine. Buraya trabzanımı yapıyorum. 3 tane trabzan yapalım. 2, aynı yere 3. trabzanımı yaptım. Evet. Tığıma doladım. Sıradaki yuvama 2 trabzan yapacağım. Eksiltme olması için 2 tane trabzan yapıyorum. Evet, 1 3 1 2 trabzan yapacağız. Doladım. Sıradaki yuvama 3 trabzan. 1 2 3 Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 2 trabzan. 1 2 Doladım. Sıradakine 3. 1 3 trabzan, 1 2 trabzan yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, sıradaki yuvaya 2 trabzan. Böyle 1 3 1 2 1 3 1 2 bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son olarak bakın 3 2 trabzan yapmışım. Karşımda da 3 trabzan denk gelmiş. 3 3 gelse de sorun olmaz arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle 1 2 3 zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bu ipimi burada bırakıyorum. Diğer ipimi aldım. Şöyle. Evet, bu sefer şuraya batalım arkadaşlar. Öne batalım. Öndeki şöyle bir zincirimi söktüm. 3 trabzanım var. Ortadakine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Doladım. Sıradakine trabzan. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bir tane atlıyoruz. İkinciye trabzan yapıyoruz. Ama eksiltme yaptığımız için artık ortadakine denk getirmeye çalışmıyoruz arkadaşlar. Tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. Hemen tığıma doladım. Yanındakine trabzan. Eksiltme yaptığım için ortadakine denk gelmeyecek. Evet, doladım. Bir tane atladım. İkinciye trabzan. Hemen yanındakine bir trabzan daha yapıyorum. Bir zincir doladım. Bir tane atladım. İkinciye trabzan. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Bir zincir çektim. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle bir, iki, üç zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bu ipimi burada bırakıyorum. Arkadaki şöyle krem ipimi aldım. Tığıma doladım. Evet, buradaki araya şöyle 3 trabzan yapacağım. 1 2 aynı yere 3. trabzanımı yaptım. Tığıma doladım. Sıradaki
Bir tane atladım Trabzon'uma. İki Trabzon. Evet, yine 1-3, 1-2 batacağız. Buraya iki Trabzon yaptım. Bu şekilde doladım. Sıradaki yuvama 3 Trabzon. 1 2 Krem kısmında eksiltme yapıyoruz. Diğerinde modelimize devam ediyoruz. Kalp şeklini alsın diye. Sıradaki yuvaya 2 Trabzon. 1 2 Evet, 1-3, 1-2 batarak sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Sonrasında renkli ipimizle de yine bir tane atlayıp ikinciye trabzan yapacağız. Yan yana iki trabzan, bilirsiniz. Bir altta yaptığımız gibi aynı işlemi yapacağız. Yapalım. O sırayı da tamamlayalım. Sonraki krem sırasında size göstereceğim. Evet. Dediğim gibi yaptım arkadaşlar. Şimdiye kadar ne yaptık? İki sıra krem kısmında eksiltme yaptım. En son renkli sıramı gittim. Şimdi krem ilmeğimi aldım. Şöyle tığıma doladım buraya. Bir. Aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. İpi kalın olanlar benimle aynı şekilde yapanlar, yani kalın iple örenler benimle aynı şekilde yapsınlar, ama ipi ince olanlar bir tane üçlü, iki tane ikili batsınlar. Bir tane üçlü trabzan, iki tane ikili trabzan yapsınlar. Bizim ipimiz kalın olduğu için şöyle bu sırada her yuvaya iki tane trabzan yapacağım. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Doladım. Sıradakine iki trabzan. Çünkü ağız kısmı, bakın burası iyice kapanmaya başladı. Evet, doladım. Sıradakine iki trabzan. Bir, iki. Evet. Her yuvaya iki trabzan yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle ilk yaptığım trabzan tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle bir, iki, üç zincir. Bu ipimi bırakıyorum arkadan. Renkli ipimi alıyorum. Şöyle yine bir zincirimi söküyorum. Hemen buradaki trabzanıma batıyorum. İlmeğimi aldım. İlmeğin içinden geçirdim. 3 zincir. Tığımı doladım. Hemen sıradaki trabzana trabzan yapıyorum. Bir zinciri doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. Evet, renkli olan ipimizle hep aynı şekilde örüyoruz. Sadece krem kısmıyla eksiltme yapıyorum. Krem sırasında eksiltme yapıyorum. Evet, iki trabzan, bir zincir, bir trabzan atlıyorum, ikinciye trabzan. Ve yan yana iki trabzan. Arada bir zincir. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sondayım. Şöyle bir tane burada trabzanım kaldı. Bir de bu ilk battığım yer, ama sorun olmaz. Ben ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Şöyle 3 zincir ipime bırakıyorum. Krem ipimi aldım. Evet, hatta keselim arkadaşlar. Şöyle hatta göstereyim size, bakın. İyice azaldı, artık kapatabilirim krem ipimle. Dediğim gibi ince ipiniz ince ise bir sıra daha bu şekilde her yuvaya iki trabzan yapın. Ondan sonra tamamen kapatın. Evet, burada şöyle renkli ipimi kesiyorum. Krem ipimi aldım. Ne yapacağım? Hemen bu araya bir tane trabzan yapıyorum. Doladım. Sıradaki araya da bir trabzan yapıyorum. Sıradaki araya bir trabzan.
doladığım sıradaki araya bir trabzan. Doladığım sıradakine bir trabzan. Evet, her yuvaya bir trabzan yaparak bu sıramızı tamamlayalım. Evet, şöyle sonuna geldiğim ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Evet, burada ipimizi keselim arkadaşlar. İpimi biraz uzun kestim. Ucuna da iğnemi geçirdim. Şöyle son telin içinden geçiyorum. Evet, burada şöyle trabzanların tepesinden geçtim. Aşağı iniyorum. Şöyle çektiriyorum bu şekilde. Kapandı. Dilerseniz pompon dikebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle pomponlu da kullanabilirsiniz, pomponsuz da kullanabilirsiniz. Şöyle bir bakın isterseniz. Böyle pomponlu bu şekil olur. Ama pomponsuz da çok güzel duruyor bu model. Ben pompon dikmeyeceğim. Böyle içeriden düğüm atayım. Sonrasını göstereceğim. Evet, bitti arkadaşlar. Çok hoş, çok güzel oldu. Böyle de santim olarak vermek istiyorum. Şöyle alın kısmı iki katlı. Şöyle 23 santim arkadaşlar. 23 santim. Boyutu da şöyle 21 santim olmuş. Evet. Yukarıya doğru desenlerim 3, 6, 9 tane olmuş. Çok hoş, çok güzel. Arka kısmı burası hiç belli olmuyor. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.